Efendim bugünkü stüdyo konuğumuzla birlikte eğitimi işleyeceğiz. Eğitim her platformda önemli üstüne eğilmemiz gereken bir konu biliyorsunuz. Eğitimi özellikle çocukların eğitimi konusunda farklı alanlarda daha da önemsiyoruz. Konuğumuz eğitimci Zehra Altuğ. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizi sohbetimizin başında tanıyarak başlayalım sohbetimize, buyurun. Ben öğretmenim fakat uzmanlık alanım ya da çalışma konum dikkat eksikliği ve hiperaktif çocuklar ve aileleriyle çalışıyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusu benim yani Rabbim tarafından verilmiş bir görev diye düşünüyorum. Çünkü üç evladımın üçünde de birinde hiperaktivite, birinde dikkat eksikliği, özel öğrenme güçlüğü, diğer oğlumda da dikkat eksikliği vardı. Tabii biz bunları bilmeden bir hayata başlamıştık. Okulda öğreniyorsunuz ancak pratikle teorik çok farklı. Bunlarla ilgili çocuklarımı yetiştirirken yaşadığım birçok sıkıntıları önce kendim aşmaya çalıştım. Elhamdülillah birçok şeyi de başardık. Şu an 3 tane üniversitede okuyan evladımız var. Maşallah. Ki bunların okul konusunda özellikle oğlumun bir tanesini, özel öğrenme güçlüğü olan oğlum ilkokul 1. sınıfa başladığında öğretmeni bize bu çocuk okuma yazma öğrenemez, boşuna emek vermeyin. Bunu biz 5'i bitirttirelim, sonra siz bunu sanayide işe verin demişti. Enteresan. Evet, yani böyle kabus gibi bir gündü. Ben tabii çok üzüldüm bir anne olarak, yani yüzünüze böyle bir şey söylenmesi. Ancak ben söylenilen hiçbir şeyi duymadım, önemsemedim. Bütün emeğimi, bütün zamanımı çocuklarıma ayırdım. Bu işle ilgili eğitimler aldım. İşte acaba hocam şu kitabı okudunuz mu diyebileceğiniz yabancı yazarların, Türk yazarların bu konuyla ilgili bütün kaynaklarını taradım, okudum. Seminerlere gidip bir şeyler yapmaya çalıştım. Dedim ki ya çocuklarım için ne yapabilirim? Daha sonra çocuklarımın elhamdülillah okul başarısı devam etmeye başlayıp da geldikten sonra bir baktım ki etrafımızda o kadar çok bu özellikle çocuk var ki. Evet. Ve insanlar bu konuda çok muzdarip. Bu konuya da bu kadar çok eğilmemin sebebi şu an ben üniversitede yüksek lisans yapıyorum, özel öğrenciyim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi bölümünde sevgili hocam Öznur Özdoğan'la birlikte çalışıyorum. Öznur hocam da beni bu konuda daha çok yüreklendirdi. Yüksek lisans tezi olarak da dikkat eksikliği, hiperaktif çocuklar ve ailelerine manevi bakım konusunu verdi. Bu çocuklar uçları yaşadıkları için çocuklar aileleriyle ilgili çok ciddi problemler yaşıyorlar. Bu da onların hayatını etkiliyor. Evet. Özel çocuklar dediğimiz çocuklardan bunlar daha farklı. Özel çocukların her türlü özel bakımını annesi, ailesi yapıyor. Ama karşımızdaki bu grup çok zeki fakat anlaşılamayan bir grup. Yani onların bir anda neler yapacağını ya da neler yapabildiğini tahmin edemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Hiç ummadığınız yerden ummadığınız davranışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz o konuya ikinci bölümde daha geniş gireceğiz, evet. Ama izleyenler sizi tanısın diyorum. Biraz daha genel konulardan yavaş yavaş o bölüme geçelim istiyorum. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam uzun dönem Şerefli Koçhisar'da belediye başkanlığı yapmış, Hakverdi Bey'in eşisiniz. Evet. O dönemde sizinle sahada, evet. Hayır Çarşısı'nda, evet. Birilerine bir şeyler yapmak için mücadele veren bir belediye başkanı eşi olarak tanımıştık. Evet. Biraz o günlere dönmek istiyorum. Orada bir faaliyet başlattınız. Neydi o günler? Eşim belediye başkanı olduğu zaman ilçeyi seçim çalışmalarında gezmiştik. Gezdiğimiz zaman ihtiyaç sahibi ailelerin çok fazla olduğunu gördük. Sonra işte ne yapılabilir düşündük. Eşim sağ olsun bu konuda beni çok zaten hep destekledi. Belediyenin imkanlarıyla biz böyle bir yer tasarladık ama nasıl bir yer olsun istedik. Hani böyle insanlar birilerine bir yardım yapar ama nedir? İşte verilen küçük gelir, büyük gelir ya da işte evinde kullanmadığını verir. O insan, evet. Hiç işine gelmez ama sonuçta yardım yapıyormuş gibi gelir. Ama benim yardım konusundaki bakışım çok farklı. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, diyor ya, yediğinizden yedirmedikçe, giydiğinizden giydirmedikçe gerçek mümin olamazsınız ihtiyaç sahipleri için. Benim hep hayalim oydu. Dedim ki öyle bir yer açmalıyız ki insanlar sıfır giysin. Yani gelsin, bir mağaza konseptinde, evet. Olsun. İhtiyaçlarını kendileri beğenerek alsınlar, beğenerek giysinler.
gıda konusunda da her ay ihtiyacı olan ailelere rutin destek yapılsın diye başladık. Tabii ilk önce kurulum aşamasında tespitler yaptık. Eşimin görevinden dolayı önce kaymakamlıktaki listeleri aldık. Daha sonra muhtarlarla toplantı yapılarak mahallelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin liste olarak bize gönderilmesini rica ettik, adres bilgilerinin. Sonrasında tabii sen adresini verdin, hadi sana yardım yapalım gibi bir politika izlemedik. Görülmesi gerektiğine inanıyorum. Yaklaşık 2500 evi ben kendim tek gezip dolaştım. Diğer kalanlara sağ olsun eşim vakti oldukça hep bize katıldı. Ancak tabii bir bayanın yapması bu işleri daha kolay. Çünkü öğlen saatinde gidiyorsunuz, evin beyi evde yok, hanım var. Kapıyı açma konusunda biraz tereddütleri vardı. Sonra tespitler sayesinde ihtiyacı var dediğimiz aileleri tespit ettik. Onların hepsini kayıt altına aldık. Ve 6 ayda bir yazlık, bir kışlık olmak üzere bütün ailesiyle birlikte 2 defa kıyafet yardımı yaptık. İşte Ramazan'da tamamına, Ramazan dışında da gerçekten ihtiyaç sahibi olup gıda takviyesi yapılması gereken ailelere aylık gıdalar verdik. Güzel bir çalışmaydı. Aslında 2500 kişiye yani 2500 kişiden daha fazla oldu. Sonradan yani, sayı arttı. Tabii sayı arttı. Yetişemediğimiz yerlerde arkadaşlarımızdan destek aldık. Böyle bir çalışma yürüttük. Hatta ben ona hayır çaresi hiç demedim. Oraya sevgi köprüsü dedim. Çünkü biz orada bir köprü kurduk. İşte varlıklı insanlar sağ olsunlar bizi desteklediler. Şerif Koçhisar'da varlıklı insanımız da çok fazlaydı. Bu konuda hassasiyet olup nasıl yardım yapacağını bilmiyordu. Nakdi yardım asla kabul etmedik. İhtiyaç listelerimizi belirledik. O çok önemli değil mi? Yani suistimalleri önlemek tabii. Yani nakdi yardım sıkıntılı. İnsanların aklına herhangi bir şey gelsin istemedik. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Ailevi problemi olan ya da işte eşinden ayrılmış insanların, işte ailevi travma geçiren insanları işte psikologlara yönlendirdik. Eşi işte hapiste olan veya eşi olmayan, vefat etmiş eşinden ayrılmış hanımları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne gönderdik. İşte onların çocuklarına bakım parası verilmesi konusunda falan destek olduk. İşte engelli aileleri ziyaret ederek onların içerisinde bakım parası almayan, bundan haberi olmayan veya daha değişik problemleri olan insanlara yardım noktasında çözümler üretmeye çalıştık. Böyle bir çalışma sürdürdük. Biz bunu hiçbir karşılık beklemeden sadece insanların işte bir tebessümüyle başlattık. Şimdi ve devam ediyor mu? Belediye devam ettiriyor mu? Şu an kısmen devam ediyor diyebiliyoruz. Biz bir temel attınız yani. Biz bir temel attık. Ama tabii bu işlere bir başladığınız zaman aydın ve bırakamıyorsunuz. Çok seviyorsunuz ve severek gidiyorsunuz. Sonra hep bu işleri birazcık kısmen yaptık. İşte kendi öğrencilerimin içerisinde ihtiyacı olan öğrencilerle iletişime geçtim. Şu an tabii büyük şehirde yaşadığınız için sosyal ortam daha farklı. Evet. İşte problemli olan aileler çok karşınıza çıkıyor. Problemli çocuklarla çok karşılaşıyorsunuz. Onlara da işte gönüllü olarak yardım ediyorum. Telefonla olsun. Yani telefon numaramı isteyen herkese veriyorum. Aradıkları zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii üniversitede yüksek lisans olduğu için orada da arkadaşlarımız çok değişik gruplardan çalışmalar yapan ya da yüksek lisans doktora yapan arkadaşlarımız var. İşte onların ricaları oluyor. Bir öğrencileriyle ilgili bir problem oluyor veya çalıştıkları kurumda benim bir seminer vermemi istiyorlar. Elimizden ne geliyorsa Türkiye'nin gelişmesi adına işte toplumun temelini kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların eğitilmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğitim alanında anne babaların en çok sıkıntı çektiği çocuğunu takip edememeleri. Evet, evet. Günümüzde farklı kötü alışkanlıkları var. Anne babalara çocuklarının takibiyle ilgili neler söyleyecek? Şimdi aslında çocukların takibi küçük yaşta başlıyor. Biz aile olarak şey yapıyoruz. Özellikle anneler çocuklarımızın ilk öğretimin birinci kademesine kadar böyle bir korumacı ve kollayıcı bir tavır sergiliyoruz. O çocukları o kadar çok kolluyoruz, o kadar çok kolluyoruz ki işte hatta okula giderken çantasını taşıyoruz, işte teneffüste bahçede bekliyoruz filan böyle çok abartı boyutta. Aşırı ilgi de sıkıntı veriyor evet, değil mi? Evet, aşırı boyutta. Sonra ortaokula geldiğinde aslında takibin devam etmesi gereken bir süreçte bırakıyoruz. O süreç bir ergenlikle anne baba yoruluyor mu? Yani anne artık biraz bıkıyor. Sanki büyüdü gibi bir durum oluşuyor. Ortaokulda zaten bir ergenlik sürecine giriyorlar. Sorun iki kat büyüyor. Tabii sorun iki kat büyüyor. Arkadaş iletişimi çok fazla oluyor. Çevreden etkileniyorlar.
Okullarımızın etrafında okul idarelerimiz ne kadar uğraşırsa uğraşsın çocuklarımıza zarar verecek insanlarla karşılaşabiliyorlar. O nedenle ilgi biraz azaldıkça çocuklar bir defa dışa dönük olmaya başlıyorlar. Yani evden bir dışa dönüklük başlıyor. Bunun başlamasıyla birlikte size takdir edersiniz ki şu an bir sosyal medya aktif kullanılıyor. Çocukların elinde cep telefonu, kontrolsüz kullanılan bir internet kullanım evet. alanı. Televizyon zaten artık yani gerçekten... Üç beyaz gibi değil mi? Evet. Bilgisayar, televizyon, internet. Hatta dörde ekleyelim cep telefonu. Ben öğrencilerimin elinde gördüğüm o cep telefonlarıyla gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani bu çocuk bu yaşta bu telefonla niye tanışıyor? Ya da neden böyle bir telefon durakta kullanıyor? Durakta veya kırmızı ışıkta durduğu yerde karşıya geçen öğrencinin evet. cep telefonuyla takibini görmek mümkün bir kesinlikle, şey. Kesinlikle, kesinlikle. O nedenle tabii çocuklarda bir medya kullanıcılığı ya da bir işte internetin veya televizyonun takibi de çok önemli. Şimdi ben soruyorum, vermiş olduğum seminerlerde ya da arkadaşlarıma, öğrencilerime soruyorum. Evinde bir tane televizyon olan aile çok az. En az 2-3 ve akşam olduğu zaman işte herkes bir odada bir televizyonun başında. Çocuklarımız çizgi film izlerken bile acaba ne izliyor diye merak edip oturulmuyor bile. Benim çocuklarım da hani söylediğim gibi bazı duyguları biz çok yoğun yaşamamıza rağmen ben televizyon izlediğiniz zaman ne izliyorsunuz diye sorarsanız hala çizgi film izlemeyi severim. Çünkü evet. çocuklarım büyüyene kadar onlarla hep çizgi film izledim. Yani izledikleri beraber çizgi izledim. Evet. Yani izledikleri ne güzel çizgi film izliyorlar deyip hiçbir zaman şimdi yanlarından ayrılmadım. Çünkü çizgi filmlerin içerisinde verilen bazı mesajlar çok ciddi mesajlar. Yani çocuğunuzun inançlarını sorgulamasına sebep olan mesajlar vardı. Hatta Rütü'ye çok fazla telefon açardım. İşte bu çizgi filmin şöyle şöyle zararları var. İşte şu izle. Ama şimdi çocuklara... Gizli olarak yerleştiriliyor değil mi? Kesinlikle. Bu bir teknoloji. Mesaj veriliyor. Evet. Bir sektör. Evet. Yani daha sonra şimdi çocuklara soruyorum. Çizgi film izleyen çocuk kalmamış. Çok az izliyorlar. Ne izliyorsunuz? İşte şu dizi izliyorum, bu dizi izliyorum. Yani onların izlememesi gereken programlar. Ama sorduğunuz zaman aile izliyor, anne izliyor. Sonra bana geliyorlar, ya hocam işte bizim çocuklarımız kitap okumuyor, ne yapabiliriz? Ben ilk önce şeyi soruyorum, siz okuyor musunuz? Diyor ki hocam yani yok. Diyorum ki sizin yapmadığınız bir şeyi çocuğunuza siz söyleyemezsiniz ya da bunu yaptıramazsınız. Siz anne baba içeride televizyon izliyorsunuz veya bilgisayarın başında sosyal medyadasınız. Çocuğunuza diyorsunuz ki hadi sen git bunu yap. Ya bu çok bana göre doğru bir karar değil. Bizim evde ciddi bir kitap okuma sirkülasyonu vardır. Yani biz bir kitap fuarını duyunca evet. bütün ailece gidiyoruz. Hatta gidince gittiğimize pişman oluyoruz. Böyle bir sürü kitap alıyoruz. Çünkü ben kendim de çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Eşim öyle. Çocuklar da şimdi bunu gördükleri mesela küçükken biz hep okuma saati yapardık. Her akşam. Anne baba çok önemli değil kesinlikle. Mi? Örnek olarak. Aslında çocuk için. Babayı çok koymak istemiyorum. Çünkü bayanlar bu konuda hemen bir suçlama yapıyorlar. İşte hocam benim eşim kitap okumuyor. Diyorum ki yani o insan zaten akşama kadar yoğun bir tempodan çıkıp geliyor. Ama çocuğunuzla birebir sürekli siz muhatap oluyorsunuz. Belki geç geliyor, belki vakti olmuyor, toplantısı oluyor. Ama siz bunu bir rutine yani indirgerseniz işte her akşam şu saatte biz kitap okuma saati yapacağız. Bunu 15 dakikayla başlayın. Yarım saate çıkarın. İşte 45 dakika. Sonra çocuğunuzun yoğunluğuna göre bir saate çıkardığınız zaman çocuğunuz zaten ister istemez merakla bunu takip etmeye başlayacak. Böyle olduğu zaman başarı gelecek. Yani önce bir annenin kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Ben hep bunu söylüyorum Aydın Bey. Yani toplumun temelini kadınlar oluşturuyor. Ve kadınlarla ilgili çok eğitim verilmesi, eğitimin de bu alana çok indirgenmesi gerekiyor. İşte öğleden sonra mesela televizyonla ilgili ben seminerler vermiştim. Evet. Televizyonla çok barışık bir insan değilim nasıl aslında. Nasıl televizyondan koparacağız çocukları? Ben önce televizyonda annelerin kopması gerektiğini düşünüyorum. Televizyon programlarını soruyorum ben. İşte diyorlar ki şöyle bir program varmış. Yani ben hiç adını duymadığım diziler, programları öğreniyorum. İşte anlamak adına bazen açıp izliyorum. Yani diyorum ki böyle bir şey olamaz. Yani bunlar anlatılmamalı. Dizilerde anlatılan şey çok uç geliyor bana. İşte öğrencilerim de görmüştüm. Çoğu öğrencim, şiddet içeriyor. Zaten. Tabii şiddet içeriyor. Öğrencim bana dedi ki ben annemi beğenmiyorum öğretmenim, sevmiyorum dedi. Neden dedim? Dedi ki ben televizyon izliyorum. Hep dedi onunla herkesin annesi çok güzel. Benim annem çirkin dedi. Ben çok şaşırdım ama dedim senin annen görüyor, de güzel tabii. dedim. Hayır öğretmenim dedi. Annem dedi bakımlı değil dedi.
Yani şimdi 8 yaşında bir çocuk bunu söyledi. Ben çok hayretle dinledim. Sonra annesine sordum, siz ne izliyorsunuz? İşte dedi hocam işte şunu izliyoruz. Dedim ki bakın çocuğunuz bize bu ifadeleri kullanıyor. Ve Ya 8 yaşında çocuğun evet, tespiti değil mi tespit bu? edebiliyor bunu. Bir de böyle dizilerde çok ütopik şeyler gösteriliyor. Şimdi çocuklara ben bir gün sordum. İşte çocuklar ne olmak istiyorsunuz? Hani eskiden şeydir, ben mühendis olacağım, öğretmen olacağım. Hayır Aydın, şu an artık kriter değişti. Ne olacaksınız? İşte ben sanatçı olacağım, pop sanatçısı olacağım, futbolcu olacağım. İşte izledikleri dizilerdeki karakterleri söylüyorlar. İşte kızlara soruyorsunuz, ben manken olacağım. İşte tasarımcı olacağım. İşte şunu olacağım, bunu olacağım. Ama Rol model hazır. tabii rol model hazır. İşte çocuklarımızı biz yetiştiriyoruz. Sonra diyoruz ki ya bu çocuk kime çekti? Yani işte annesi böyle değil, babası böyle değil, teyzesi böyle değil. Ama inanın televizyondaki Michael amcasıyla Madonna teyzesine benziyor yani bir süre sonra. Çünkü onları görüyor, o kültürü görüyor. Zaten bir kültür karmaşası yaşıyoruz. Ben mesela dizileri izlediğim zaman çok güzel delikanlılar, çok güzel kızlarımız böyle Evet. hepsi manken gibi. Böyle çok mutlu aile tabloları çiziliyor. İşte sanki biz Türk toplumu olarak böyle işte klasik bir toplum yaşıyoruz. Yok böyle bir şey diyorum ben. Yani işte Gerçek hayatta yok bunlar. En lüks arabalar, en lüks evler. beyefendilere eve gelirken her zaman ellerine çiçekle geliyorlar. İşte hanımlar çok bakımlı olarak onları karşılıyor. Yataktan bir kalkıyorlar, bayanlar gayet full makyajlı bakımlı. Ama yani bunların gerçek olmadığını o çocuk algılayamıyor. Yani bunların gerçekle zaten çok alakası Sanal yok. bir dünyada yaşıyor Sanal bir çocuklar, dünyada değil mi? yaşıyor. Yani gerçekleri bilmiyor. Niye diyor? Onun var, niye benim yok diyor. Çocuklara bazı şeyleri gerçekçi olarak anlatmak lazım. Yok demek lazım. Bilmiyorum diyebilmelisiniz. Her şeyi bilmeye çalışılmamalı. Yani Her işte istediğini elde edememeli, değil mi? kesinlikle yani bir gün mutlaka bazı şeylerin değişebileceğini de görebilmeli. Yokluğun da gelebileceğini görmeli, bilmeli. Çocuklarımızı mesela Ankara'da yaşıyoruz, büyük şehirdeyiz veya her yerde bu var. İhtiyaç sahibi ailelerimiz mutlaka var. Oralara giderken bence bir gidilmeli, bir görülmeli. Yani kendi yaşadığı sosyal statü ile diğer sosyal statünün arasındaki farkı bir çocuk görebilmeli, algılayabilmeli. Vermeyi öğretmemiz lazım onlara. Paylaşmayı öğretmemiz lazım. Biz satır arası geçtik. Aslında çok önemli bir konu. İnternet bağımlılığıyla ilgili nasıl Evet. mücadele edecek anne babalar? İnternet bağımlılığıyla ilgili Sanırım bazı üniversitelerde tedavi tabii üniteleri ki kurulmaya başlandı. aynen zaten bağımlılık oldu artık yani bununla ilgili özellikle Nevzat Tarhan Hoca'nın bir kitabı çıktı yani bağımlılık. Önceden bağımlılık diye aldığımız zaman Evet. kitapta işte alkol, madde ve sigaraydı. Şu an internet bağımlılığı da buna eklendi. Ciddi anlamda bence de bağımlılık. Şimdi bunun önüne geçmek ne oluyor? Küçük yaşta bunu eğitmeniz gerekiyor. Küçük yaşta vereceksiniz. Bir defa ben bunu bütün herkese paylaşıyorum. Çocuklarımızın odasında asla bir bilgisayar olmamalı. Çünkü orada o sanal dünyada onun ne yaşadığını biz bilmiyoruz ve göremiyoruz. Bilgisayar kullanılacaksa bir evde mutlaka bir annenin kontrolünün olduğu veya babanın kontrolünün olduğu bir alanda olması gerekiyor. Ama cep telefonu var. Cep telefonunda da internet paketine sınır koyduğunuz zaman işte bir de ara sıra telefonunu alıp işte bir şey bakabilir miyim deyip şöyle bir kontrol ettiğiniz zaman bunları görebiliyorsunuz. Yani çocuğunuzla aranızda bir güven oluşması gerekiyor. Yani o güveni verdiğiniz zaman çocuğunuz size zaten gerçekleri söylüyor ya da paylaşıyor. Oturup bunları anlattığınız zaman da anlayabiliyor. Ama bunu küçük yaştan alışmak gerekiyor veya alıştırmak gerekiyor. Evet, temelden başlaması lazım, değil mi? Temelden başlanması gerekiyor. Yani siz Belli bir süreçten sonra tepki oluşmaya başlıyor, değil mi? tabii ki yani ben açıkçası hatta bana da hep soruyorlar. Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim Face'im yok. Twitter'da kullanmıyorum. Sadece Instagram var. Instagram'dan paylaşımlar yapıyorum. Çünkü Face'in başında geçirecek çok fazla vaktim olduğunu düşünmüyorum. Beni aradıkları zaman hocam işte sosyal medyada adınız çok çıkmıyor. Evet diyorum yani ben sosyal medya kullanmıyorum. Çünkü ciddi bir zaman harcıyorsunuz onun başında. İşte onu yapıyorsunuz ve çocuklarım da bana şey diyorlar işte anne neden kullanmıyorsun? Yani onun başına geçireceğim vakitte yani kitap okumak bana çok daha cazip geliyor. Diyebilirsiniz yani Evet. sosyal medyadan kitap okuyun. Hayır ben kitabı elime almam lazım. O kitabın altını çizmem, notları anlamam, kitabı koklamam Evet, lazım. evet. Yani bu böyle bir Bir şey. sıcaklık oluşacak. Evet, yani gazeteyi bile elime alıp okumak daha zevkli geliyor. Şimdi siz bunu bu alışkanlığı verdiğiniz zaman çocuklarınızda da aynı şey devam Evet, ediyor. gazete konusunda fikrinize katılıyorum.
Ben İhlas kökenliyim. Hala Türkiye Gazetesi bize abone gelir. Geçenlerde hanım dedi ki bunu okumuyoruz, keselim. Tamam keselim dedim, kesemedik. Evet. O bir alışkanlık. Kitap okuma da bir alışkanlık. Kesinlikle. Bir kızım var 2 numara, o da kitap hastası. Bir hafta içinde 7. gün veya 8. gün kargo gelir. Bir kitap, bir seri. Çok güzel. Bir haftada bitiriyor. Ama biraz da diyorum ki kızım odana kapanıyorsun, bunlar bitene kadar okuyacak. Biraz da bize zaman ayır falan diyorum. Onun ortasını da bulmak lazım. Tabii mutlaka. Şimdi kitap okumak bence insan ufkunu genişletiyor. Çocuklar için diyorlar ki ne okutalım? Diyorum ki başlayana kadar bırakın ne okumak istiyorsa okusun. Yani nedir? Bir yayın evine gidin veya bir kitapçıya evet. gidin. Çocuğunuzun beğenebileceği kitapları yönlendirin. İlla bunu okuyun demek değil. Ya işte oradaki birisine sorun, orada yardım eden çalışan arkadaşlardan yardım isteyin. İşte bunları okumasının bir sakıncası yok. Benim 2 numara oğlum mesela filmi de çekilen bir kitabın hayranıydı. Hala da 7.sini falan da aldık yani. Bir de orijinalini alıyoruz bütün kitapları. Öyle yani evet. şey falan da almıyoruz. Mutlaka orijinal alacağız kitapları. Kitabı inanın hem önce mesela kitabı okuyorlar, sonra kızım da aynı huyda devam ediyor. İşte kitabı okuyorlar, sonra kitabın filmi çıkıyor. İşte filme gidiyorlar, sonra eve geliyorlar, kritik yapılıyor. İşte yok bu güzel olmamıştı, evet. bunu hiç bu konulara girilmemiş, işte bunlar eksik yapılmıştı. Bir süre sonra hani farklı yani alanlara da kayabiliyorlar. Kendi ders kitaplarını okuma konusunda da daha bir kolaylık oluyor onlara. İşte evet bunu okudum, işte bundan da bana şu katıyor. Yani ya da bir hani diyorum ya Aydın Bey, bunun temeli küçük yaşta verilecek. Önce anne. Siz yapmadığınız bir şeyi karşınıza yaptıramazsınız. Yine kötü arkadaş da sıkıntılı değil mi? Kesinlikle. Çocuk için. Çocuk için fakat Aydın Bey şöyle bir şey var. Ben bunu söylüyorum. Eskiden çocuklarımız sokağa çıkıyordu. Kapının önüne çıkıp oynuyorlardı. En büyük endişemiz şey oluyordu. Ya bu çocuklar işte küfür öğrenecek. Kavga evet. etmeyi öğrenecek. İnanın şu an internette öğrendikleri şey o dışarıdakiler çok masum kaldı. Yani evet. orada bir arkadaşıyla tartışıyordu, belki kavga ediyordu, belki hoşlanmayacağınız bir iki kelimeyi öğreniyordu. Ama internetin başında o sanal alemde daha korkunç şeyler öğreniyor. Dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Her yerine ulaşabiliyorlar ve küçücük çocukların oynadığı oyunlar sizi böyle şok yaşatıyor yani. Bir de anne ve babalar çocuklar yaramazlık yaptığı zaman cep telefonunu veriyor. Çizgi film izlesin, oyun izlesin diye onu susturuyor. Anne için özellikle bir kurtulma anı oluyor. Ben yani o telefon konusu, hele o çocuklara, küçücük çocuklara o telefonların verilmesi veya yemek yedirmek için ne bileyim ya da işte anne bir işini yaparken rahat etmek için evet. televizyonun karşısına konulmasını asla kabul edemiyorum. Yani bir çocuğa yapılabilecek en büyük zararlardan bir tanesi. Bir de çok böyle özel bir şeymiş, çok güzel bir şeymiş gibi bir de birbirimize anlatıyoruz. Diyoruz ki ya işte işte benim oğlum henüz 3 yaşında işte inanın telefona giriyor, her şeylere evet, bakıyor evet, falan. İnanın bir bu gurur beceri duyacak gibi bir şey değil yani. O telefonu bir süre sonra zaten herkes yapabiliyor. Amerika'da bir bölge var, o bölgede çocuklar akıllı tahtayı bile kullanmıyorlar. Bildiğimiz normal kara tahtada tebeşirle eğitim görüyorlar. Onların televizyonla veya bilgisayarla tanışmaları ancak 13-14 yaşına geldikleri zaman. İşte ergenliğin bazı şeyleri oturduktan sonra bunu veriyorlar. Radyasyon yayan bir alet. Aynen, teknoloji. Radyasyon yayıyor. Ve çocuklar, beyninin tam gelişme zamanında. Sonra girip internette araştırdım. Çok tehlikeli bir oyunmuş. Çocuklar sanal alemde çok ciddi yani zararlı sitelere girebiliyorlarmış onunla. Ertesi gün çocuklara bir sordum, öğrencilerimin yarısından fazlası oyunu kullanıyor. Ailelerine sordum, hiçbirinin haberi bile yok. Dedim ki lütfen evdeki cep telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı bir kontrol edin. İşte sonra evet hocam kullanılıyormuş. Sonra bununla ilgili inanın işte Rütü'ye, yani BİMER'e falan ben yazı yazdım. Şikayette bulundum. Dedim ya bu çok ciddi zarar veriyor. İşte velilerimle görüştüm. Dedim ki hani bu internet paketlerinizi bir sınırlama getirin. Zaten çocuk orada görüyor, dediğiniz gibi dışarıya çıkıyor. Dışarıda da çocuklarımıza zarar verecek insanlar da var. Mutlaka. Orada gördüğün diyor ki ben sana şunu da yaptırabilirim, bunu da yaptırabilirim. Aileden görmediği sıcaklığı karşı taraftan gördüğü zaman farklı gruplara kayabiliyorlar. İşte madde bağımlılığıyla ilgili, fırsat düşkünleri oradan giriyor değil mi? Kesinlikle.
Mesela işte en basit işte o küçücük ismi güzel olmayan haplar çok ucuz paralara satılıyor. Ya da bir öğretmen arkadaşım söylemişti, çok şaşırdık. Dedi ki ya bir adam bir okulun önünde şeker dağıtıyormuş. Jelibon, hani böyle Evet. şey, plastik şekerler gibi şeker dağıtıyormuş. Sonra dikkatini çekmiş. Çocuğun birinden almış şekeri. Meraklı bir arkadaş incelettiğinde içinde madde çıkmış. Yani çocuklara önce bunları veriyorlar. Çocuk bu defa bunu bir daha istediği zaman bir daha verilmesinin Peki anne yoluna... babalar bu konuda ne yapabilir? Bir Ya eğitmen olarak, öğretmen olarak Aydın tavsiyeniz Bey, nedir? en çok diyorum ya, çocuklarımızın takibini ve kontrolünü kendimiz yapmak zorundayız. Yani evet, benim çocuğum liseye başladı, iyice bitiriyoruz. İşte okul idaresi çağırıyor, diyor ki çocuğunuzun şöyle şöyle problemleri var. İlk kurduğumuz cümle, benim çocuğum yapmaz. Hayır, yapar. Çocuk çünkü genç, ergen her Evet. şeyden öte. Yapabilir. İhtimalleri değerlendirmek lazım. Evet, yapabilir, olabilir demek lazım. Çocuklarımızın acaba arkadaşları kim? Yani her şeyi yapma demek de doğru değil. Çocuğunuzun gitmesi gerektiği yere mutlaka göndereceksiniz. Yapmasını gerektiğini yapacaksınız ama takibini ve kontrolünü de onları rahatsız etmeden Ya yapacaksınız. başarının ödüllendirilmesi veya cezalandırılması var. Karne alan öğrencilerle ilgili bu Ben konuda ne cezaya diyeceksin? çok taraf değilim. Yani cezalandırdığınız zaman o çocuk, ya da çok fazla ödül verdiğiniz zaman çocuk sadece o ödüle sahip olmak için ya da işte o cezadan korktuğu için yapmamazlık yapıyor. Bence başarıyı çocukların istemesini sağlamak gerekiyor. İşte sen istediğin için olacak, sen istediğin için yapacaksını vermek gerekiyor. Ödül veya ceza çözüm değil. Çok fazla çözüm olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla da ödüle girilmesini de doğru bulmuyorum. İşte bu notu alırsan veya şöyle bir karne getirirsen sana şöyle bir telefon alacağım. Olmaz. O zaman çocuk birinci karneyi getirdi, ikinci karnede ne alacağız? Bu defa diyecek ki bana şunu almazsanız çalışmam. Trend büyüyecek giderek. Tabii ki trend büyüyor. Yani bir de çocuklarınızı baş edemiyorsunuz, kontrol edemiyorsunuz. Diyor ki benim arkadaşımda o var, benim neden yok? Marka özentisi de ayrı bir konu. Tabii her şey birbirini böyle ucucu ucuca destekliyor. Bir kısa reklam aramız Tabii. var. Daha sonra devam Hı. edelim. Zehra Hanım, asıl uzmanlık alanınıza geldik. Dikkat eksikliği ile ilgili. Diğer özgül öğrenme güçlüğü, çocuklarda yaşanan sıkıntılarla ilgili. Buyurun buradan devam edelim ikinci bölümümüzde. Şimdi dikkat eksikliği ve hiperaktivite şu an çok fazla duyduğumuz, gündemde olan bir durum. Belki birçok çocukta işte ya veya anne babada duyuyor, işte benim çocuğum hiperaktif, işte benim çocuğumda dikkat eksikliği var. Bu artı mı eksi mi? Aslında ne artı ne eksi. Bunu çok özel bir durummuş gibi, ya benim çocuğum hiperaktif demek de çok doğru değil. Vah vah tüh tüh benim çocuğum hiperaktif, ne yapacağım demek de doğru değil. Öncelikle bu durumu kabullenmek gerekiyor. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum varsa önce bu durumu kabul edeceksiniz. Kabul etmek zaten sorunu yarı yarıya çözmek demek. Çocuğunuzdaki bu sıkıntıyı nasıl fark ederiz? Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğü özellikle okula başladıkları dönemde öğretmenleri tarafından hemen fark ediliyor. Anaokuluna gönderiyorsanız anaokulunda öğretmeni fark ediyor. İlkokula başladıysa zaten hemen ilkokul Evet. öğretmeni çağırıyor. Diyor ki bu çocuk işte benim verdiklerimi tam alamıyor. Bir takım sıkıntıları var. Ya da işte çok hareketli, kıpır kıpır, hiç sözümü dinlemiyor. Sürekli geziniyor. Dışarı çıkıyor. Arkadaşlarıyla satışıyor. Her şeyi sıralıyorlar size. Tabii anne olarak ya da anne baba olarak bunu ilk öğrendiğinizde bir şok yaşıyorsunuz. Ne yapabilirim diyorsunuz. Fakat bu konuda ben mutlaka ve mutlaka bir çocuk psikiyatristine götürülmesine tarafım. Aydın Bey, İşe bunu oradan özellikle başlayacak. bastıra bastıra söylüyorum. Yani bunu ne pedagog, ne psikolog, ne hiçbir şey değil. Eğer çocuğunuzda böyle bir şüpheniz varsa, böyle bir durum söz konusu ise, öğretmeniniz bu konuyla ilgili size çok fazla şikayet ve geri bildirim yapıyorsa, lütfen çocuğunuzu önce bir çocuk psikiyatristine götürün. Çünkü bu tanıyı en iyi onun uzmanı koyar.
Bu tanıyı koyabilecek Ankara'da özellikle büyük şehirlerde bizim çocuk psikiyatristlerimiz zaten var. Üniversite hastanelerimizin ilgili bölümleri var. Diğer hastanelerimizin bölümleri var. Onlar sizi zaten yönlendiriyorlar. Bir takım formlar veriyorlar. Bir takım geri dönüşler alıyorlar ve size diyorlar ki evet sizin çocuğunuzda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir süreç yaşayacaksınız. Böyle bir süreç başlıyor. Bununla ilgili size yol gösteriyorlar. Eğer gerekirse tıbbi destekse tıbbi destek, psikolojik destekse psikolog desteği, özel eğitimse özel eğitim desteği sizi her konuda yönlendiriyorlar. Ama dediğim gibi öncelikle bunu kabul etmek gerekiyor. Benim çocuğumun böyle bir özel durumu var demeniz gerekiyor. Hani programın başında da söylemiştim. Bu dikkat eksikliği hiperaktiviteyle bizim ilk tanışmamız büyük oğlumla oldu. Evet. Bir anaokuluna gönderiyorduk. O zaman biz Ankara'da yaşamıyorduk. Anaokulunda gittiği dönemde bize bir öğretmeni bir akşam not gönderdi. İşte oğlunuz yarın okula gelmesin, televizyon çekimi var. Ben böyle şok oldum. Ya nasıl niye böyle gelmesin? Bir not? Ve özel bir kolej burası. Ben hemen okulu aradım. Dedim ki benim çocuğuma nasıl böyle siz bir not gönderirsiniz? İşte öğretmeni özür diliyor. İşte hocam ya Zehra Hanım işte sizin çocuğunuz çok hareketli. Yarın da burada bütün sınıfı arkasına takıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O nedenle hani karışıklık olsun istemiyoruz. Evet. O zaman bulunduğumuz yerde bir çocuk psikiyatristi yoktu. Fakat eşimin bir psikiyatrist arkadaşı vardı. Biz ona dedik gidip bir soralım bakalım bu nedir? Tabii. Orada Furkan, yani oğlumla biraz görüştükten sonra dedi ki evet ne güzel nur topu gibi bir hiperaktif çocuğumuz var. Övünüyoruz da yani toplumda değil mi? Hareketli yani çocuğumuz var. Hareketli ama yani hareketin de kontrol edilmesi lazım. Evet, evet bu çocuk kuralları olmayan ne bileyim köyde büyüse hiç problem değil. Evet. Farklı bir yerde büyüse problem değil ama biz bir sosyal varlığız, bir toplum içerisinde yaşıyoruz, toplumsal kurallarımız var. Bu kurallara uymak zorundayız. Doğru. Ve bunları da nasıl öğreteceğiz? Küçüklükten öğreteceğiz. Her şeyi ben yaparım diyerek ya da ben bunu böyle istiyorum demekle çözüm olmuyor. Daha sonra Ankara'ya geldiğimizde bir uzmana götürdük çocuğumuzu. Evet dediler ki çocuğumuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite, aktif bir hiperaktivitesi var. Çünkü bunu alt başlıkta... Aşama aşama değil mi? Tabii. Dediler ki bununla böyle bir sorun var, böyle bir süreç yaşayacaksınız. İşte bu çocuğunuzla mutlaka ilgilenmeniz gerekiyor. Dedi ki bize hocamız hiç unutmuyorum, şu an elinizde bir cevher var. Siz bu cevheri işlerseniz bu insandan çok iyi bir bilim adamı, çok iyi bir tiyatro sanatçısı, çok iyi bir devlet adamı olur. Ama ilgilenmezseniz çok iyi bir mafya babası. Enteresan. Bunun ortası yok, grisi ortası yok, siyah veya beyaz dedi bize. Enteresan. Ve ben çocuklarımla bunu yaşamaya başladığım dönemde Aydın Bey şunu fark ettim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklar bana göre Rabbimin özel yaratıp bu dünyaya hediye olarak gönderdiği çocuklar. Duygu dünyaları, hayal dünyaları, her şeyleri çok farklı. Çok özeller. Ve Rabbim bize diyor ki ben size bir hediye gönderiyorum. Bakalım bu hediyemi nasıl kabul edeceksiniz? Evet. Önce o hediyeyi kabul etmek lazım. Evet benim çocuğum kabulle bu, başlayacak. Kabulle başlayacağız. Önce kabul edeceğiz. Bizim çocuğumuzda böyle bir durum var. Daha sonra ne yapabilirim? Sorun sadece çocukla da çözülmüyor. Sizin kendinizi de yetiştirmeniz gerekiyor. O konuda çocuğunuzu anlamanız her şeyi gerekiyor. Bilmek lazım. Tabii çocuğunuzu anlamanız gerekiyor. Mesela hiperaktif çocuklar da bu tanının konabilmesi için Aydın Bey bu tanının bu özelliklerin 6 yaşından önce başlaması gerekiyor. Sürekli kıpır kıpır bir çocuktur. Sürekli hareket halinde. Sürekli konuşur, koşar, sözünüzü keser. İşte markete gidersiniz, orayı eller, burayı eller, onu sorar, bunu sorar. Bu çocukların yapısı budur. Sonra okula başladığında zaten okul devam ettiriyor bunu. Oturamıyor, oturamadığı için öğrenemiyor. Öğretmen dolabının üstüne oturduğunu görüyorum. Tabii, yani her yeğenim şey olabilir. Çünkü bu çocuklar uç çocuklar. Heyecanı dolu dolu yaşayan, aktivasyonu çok fazla olan çocuklar. Yani bu çocuklara işte yapma, dur, koşma demek çok, bana göre çok havada sözler. Dışarıda öğrenciler toplanmış, sınıfa girecekler. Bir hayli de misafir gelmiş, okula bir heyet geliyor, öğretmen bekletiyor. Çocuk diz çökmüş, oturmuş artık yere. Öğretmen soruyor, niye oturdun kızım? Yeter artık, sabahtan beri ayaktayız diyor. Yani. Böyle bir cevap. Kesinlikle. Bir de bu çocuklara hiperaktif diyebilmemiz için aynı davranışı en az iki yerde göstermesi gerekir. Yani hem evde çok hareketlidir, işte okula gider, okulda hareketlidir ya da çarşıya götürürsünüz, orada hareketlidir. Sürekli kıpır kıpırdır. Ama mesela bazen diyorlar ki işte hocam işte evde çok sakin ama okulu birbirine katıyor. Neden? Çünkü evde baskın bir anne var,
olayı bastırıyor, evet. baskılıyor. Çocuk da dışarıya bir çıkıyor, etrafında kendinden insanlar görüyor. Dikkat eksikliği hiperaktif çocukların çok bariz bir özelliği vardır Aydın Bey, ben bunu her yerde söylerim. Evet. Bu çocuklardan bir tanesini bir sınıfa götürün bırakın, 3 gün sonra oradaki bütün hiperaktifler etrafında toplar. Çünkü onlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Hep birbirlerini çekiyorlar. Bizim oğlumuz hangi Çekim okula gittiyse, yani. Evet hangi okula gittiyse işte gelir hemen şey derdi. İşte anne bizim sınıfta bir çocuk var şöyle, işte bir çocuk var böyle. Ben diyordum eyvah tamam bulduk gene. Ben hemen o çocukların ailelerini arardım. Kim bunlar? İşte çocuklarında var mı böyle bir özellik? Evet. Biliyorlar çıkardı. Mı? Biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa yönlendirelim diye. Böyle bir süreç devam ederken sıra 2 numara oğlumuza geldi. Onda da özel öğrenme güçlüğü çıktı. Yani disleksi dediğimiz, özel öğrenme güçlüğümüz bir durumla karşılaştık. Dikkat eksikliğimiz de var. Böyle hepsi birbirini tetikledi. Okuma yazma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. İşte öğretmenimizin ilk başta söylediğim gibi okuma yazma öğrenemez. İşte boşuna emek vermeyin dedikleri oğlumuz bir Anadolu Lisesi kazandı ve şu an bir üniversitede okuyor. Bu nasıl başarıldı? Bunu genelde soruyorlar bana. Bu gerçekten ciddi bir emek. Bu ama emek. Okullardaki öğretmenler de bu tür çocuklarla nasıl davranacağını fazla bilmiyorlar. Yani bilseler bile Aydın Bey, öğretmenlerimizi de çok ben bu konuda suçlamak istemiyorum. Sınıflarımız kalabalık. Bir öğretmenimiz bu aşamaya, o safhaya yani, gelemiyorlar. Gelemiyorlar. Evet, o çocukla ilgilenmek istiyor. Belki öğretmenimizin, sadece öğretmenimizin yapabildiği şey şu oluyor. Anneyi çağırıyor veya anne babayı çağırıyor, diyor ki işte çocuğunuzun böyle bir özelliği var. İşte lütfen çocuklarınızı bu özelliğinden dolayı bir uzmana götürün. Bazı anne aile kabul ediyor, bazısı hiç kabul etmiyor. Hayır diyor, benim çocuğum uzmana hiçbir götürdükten şey yok. Sonraki safa nedir? Uzmana götürdükten sonraki safhada zaten size oradaki insanlar yol gösteriyorlar. İşte belki birçok noktada bunu birçok kesim buna karşı çıkıyor. Fakat biz ilaç konusunda da ben çocuklarımda ilaç da kullandım. Ve şuna ben çok inanıyorum. Sizin götürdüğünüz, çocuğunuzu götürdüğünüz hiçbir tıp doktoru veya hiçbir uzman çocuğunuza zarar vermek istediğini düşünmüyorum ben. Onların hayatını düzeltmeye çalışıyorlar ve size yardım etmeye çalışıyorlar. Önce inanmalısınız buna. Mutlaka. Biz inanarak götürdük, çok şükür. Ekime inanmak lazım. Ve biz inandığımız için de elhamdülillah şu an çok güzel başarılar elde ettik. Onlarla koordineli çalıştık. Hatta matematik konusunda ciddi sıkıntı yaşadık oğlumla. Ben doktorumuza götürdüm. Dedim ki hocam hani bir baksanız da özel eğitim mi aldırsak? Yani çok yorulduk. İşte psikolog arkadaşlar bir saat kadar bir görüştüler. Sonra çıktılar. Okumayı yazmayı buna kim öğretti dediler. Ben öğrettim dedim. Ya siz matematiği de başarırsınız dediler. Ben yok artık falan yaptım. Tabii o dönemde internet yoktu. Çok sınırlı sayıdaydı. İşte bir kitapçıya gidip saatlerce kitap araştırdım. Çocuklarıma matematiği oğluma nasıl öğretirim diye. Bunu öğrendim. Sonra mesela hiçbir zaman için benim oğlum çarpım tablosunu ezbere bilemedi. Hala da bilmiyor. Ona parmaklarını kullanarak çarpım tablosunu öğrettim. İşte elimizden ne geliyorsa, neyi nasıl öğrenebilecekse. Ama siz bir eğitimci olduğunuz için bunları başardınız. Eğitimci olmayan anne baba ne yapacak? Şimdi onu eğitimci olmakla anne baba olmak çok farklı. Okulda yani... Yani her anne baba yapabilir diyorsun. Yapabilir. Siz çocuğunuzu eğitmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Bir kitap alırsınız, okursunuz ya da sizi karşı taraf nasıl yönlendirirse yönlendireceksiniz. Bu belli süreç değil mi? Bir süreç. Ne zamana kadar devam ediyor? Akademik kariyerleri yaptıkları ve devam ettikleri süreç. O zaman şu anda siz yine daha devam ediyorsunuz. Ediyoruz. İnşallah biri son sınıfta mezun olacak inşallah. Öbür iki tanesinde de var aynı problem. Sürekli koordineliyiz. Mesela işte vizeleri var. İşte vize haftası sınav saatinden bir saat önce başlıyoruz biz telefonla aramaya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. İşte anne şu, yani işte anne şu şöyle olmadı, bu böyle olmadı. Niye şu şöyle, niye bu böyle? Mecburen takip ediyorsunuz. Benim en çok sevdiğim ya da söylediğim bir söz var Aydın Bey. Mükemmel anne babalar mükemmel çocuklar yetiştiremezler. Ama mutlu anne babalar mutlu çocuklar yetiştirirler. Önce bizim mutlu çocuk yetiştirmemiz gerekiyor. Evet, önemli olan o. Önemli olan bu. Yani mutlu bir topluma ihtiyacımız var. Ve çocuk eğitimi konusunda da eşimin bir sözü var. Hep onu da kullanırım ben. Biz sefere talibiz. Zafer Allah'tan. Evet. Biz üzerimize düşeni yapacağız.
Gerisini Rabbime bırakacağız. Mutlaka bu kadar emeğin karşılığı da güzel bir dönüş olarak gelecek. Ben buna çok inanıyorum. Ve hayatımda da bunu çok yaşadım çocuklarımda. Bir takım sıkıntılar var mı? Var. Dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocukların aileleri zaten tükeniyor artık biz noktadan sonra. Pes ediyorlar değil mi? Yeter diyor, artık bıktım, dayanamıyorum diyor. Yani, ve ben soruyorum gelen velilerime, işte çocuğunuzdan nefret ediyor musunuz diyorum. Evet hocam ediyorum diyor. Diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum. Çünkü o hale getiriyor sizi. O hale getiriyor. Yani sizi zorlayabildiği kadar sınırlarınızı zorluyor. Size yani yaptırabileceği her şeyi yaptırmaya çalışıyor. Hayır kabul etmiyor. Fakat bu çocuklarla niye bu kadar çok ilgilenmemiz gerekiyor? Bu çocukların suça eğilimi de var. Bizim çocuklarımız suç da işleyebiliyorlar. Karşılarına çıkan yanlış bir kişi tarafından suç da işleyebilirler. Yönlendirilmeye bağlı. Yönlendirilmeye değil mi? Nasıl yönlendirilir söyle. Yönlendirilmeye çok açıklar. Bir öğrencim ikinci sınıfa gidiyordu. O zaman izlenilen bir çizgi film vardı. Çok revaçlı ve çok popüler bir çizgi filmdi. O gelmedi, aradım annesini. Nerede dedim. Öğretmen, hocam kolu kırıldı dedi. Niye dedim. Dedi ki birinci kattan atladı dedi. Gittim yanına. Ahmet ne yaptın dedim. Öğretmenim uçtum dedi. Ama dedim biz uçamayız. Olur mu öğretmenim dedi, ben televizyonda gördüm dedi. Sonra işte Ahmetciğim biz uçamayız. İşte bizim evet. Öyle bir özelliğimiz yok. Olmadığını anlattık. Tabii bir kol kırıldıktan sonra yine sadece bir kolu kırılmıştı. O nedenle hani bu çocukların farklı ve farklı öğrenme şekilleri var. Sakin olmak gerekiyor. Bir defa işte nedir? Kapı, belki bir sokak kapısını açıp kilitlemek bir çocuk için çok kolaydır. 7-8 yaşına gelen bir çocuğa öğretirsiniz. İşte kapımızı böyle kilitleyeceksin, açacaksınız. Bunları öğrenemezler. Bunu niye öğrenemiyor? Öğrenemiyor. Öğrenemez. Normal. İşte çoraplarını hep farklı tek giyerler. İşte kıyafetlerini kaybederler. Eşyalarını kaybeder. Okul çantası darmadağınıktır. Yazılı kağıtları bir taraftadır. Ödevleri başka bir tarafta. Ödevi yapar hazırlar, unutur götürmez. Ödev hazırdır aslında. Ve bir de sınıflarda ya da okullarda bunlar böyle günah keçisi gibi lanse ediliyor. Sürekli işte o yapmıştır dendiği zaman artık hakkını bile savunmuyor. Kabulleniyor. Ya ben yapmışımdır falan. Yavrum sen yapmamışsın ama öğretmen inanmıyorlar. Üniversitede de devam ediyor mu bu süreç? Kısmen devam ediyor. Yani biz dolu valiz gönderip, dolu valiz gönderip boş çantayla geliyorlar mesela. İşte nerede kıyafetler? Ya anne arkadaşıma hediye ettim. Yazık ya, ihtiyacı vardı. Öbürleri ya onu unutmuşum. İşte bu burada kalmış falan. Ama bir süre sonra artık farkına varıyorlar. Buradan bizi izleyen anne ve babalara sonuç olarak bu konuda tavsiyeler nelerdir? Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Önce bu çocukları çok sevin. Ben çok seviyorum. Yani bu işi gerçekten gönüllü olarak yapmamdaki tek gaye bu. Ben bunları seviyorum. Yani bunlar farklılar. İnanılmaz bir hayal dünyaları var. Çok sevecenler, neşe dolular. Yani sizin hayatınızın aktivasyonunu artırıyorlar. Sürekli hareket halindeler. Sürekli bir şeyler buluyorlar. Evet. O çocukları ama anlayabilmek çok önemli. Onlarla yaşayabilmek çok önemli. Ve sevgiyle birlikte suçlamamayı öğrenecek anne baba. Suçlamayacaksınız. Evet yanlış yapmıştır ama onun yanlışını ona anlatmak ve öğretmek gerekiyor. Yanlışın yanlış olduğunu bilmiyor. Farkında değil. Bilmiyor yani. Farkında değil ya da. Diyor ki öğretmen niye bunu böyle yaptın diyor. Görmedim diyor. Evet görmemiştir. Ben inanıyorum görmediğine. Çünkü eli farklı, ayağı farklı bir tarafa çarpabilir, düşürebilir, kırabilir. Normal. Daha sonra eğer çocuklarının geleceğini gerçekten düşünüyorlarsa lütfen bir uzmana götürsünler. Belki de götürdükleri uzman onlara diyecek ki sizin çocuğunuzda yanlış anne baba tutumu var. Bu bunu tetikliyor. Bu bile çıkabiliyor. Yani illa getirdiniz sizin çocuğunuz evet bu var demiyorlar zaten. Sizin çocuğunuzu inceliyorlar, bakıyorlar. Sonra diyorlar ki evet böyle bir durumunuz var veya diyor ki hiçbir şey yok aslında. Sonra o uzmanın desteğini aldıktan sonra o sürece devam etmek gerekiyor. Pes etmemek lazım. Asla. Çünkü elinde işlenmesi bir cevher var. Mümkün bir cevher var evet. Aynen. Sıra dışı bir cevher var. Diğer özel çocuklardan yani hani bütün bakımını anne baba yapan çocuklardan farkı Aydın Bey bu çocuklarda bir potansiyel var. Eğer siz bu potansiyeli kontrol altına almazsanız
veya bunları iyi yöne kanalize etmezseniz karşınıza daha farklı şekilde çıkabiliyor. Bunun böyle bir özelliği var. O nedenle de zor çocuklar mı? Zor çocuklar. Benim üniversitedeki yüksek lisansım da zaten bu konularda, yani dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocukların ailelerine manevi bakım. İnanın ben, yani telefon açtıkları zaman telefonda görüştüğüm insanlar yani ağlayarak arıyorlar beni. Hocam dayanamıyorum artık diyor. Siz telefonum her zaman bu tür ailelere açık, evet, dediniz. Evet, kesinlikle. Siz her türlü destek vermeye, aynen, devam edeceğiniz seve, anladığım seve, kadarıyla. Seve seve. Yani, hem yaşadığınız için hem de bu konunun uzmanı olduğunuz, evet, için. Evet, seviyorum yani bir de onları. Yani onların ben ziyan olduğunu görmek beni çok üzer. Yani istemiyorum. Bizim çocuklarımız bu kadar güzel durumları varken, böyle özellikleri varken, çok iyi yerlere gelebilecekken, yani onların okumadığını duymak ya da görmek beni üzüyor. Kendilerini yetiştirmediklerini. Ama ailelerin kesinlikle pes etmemesi gerekiyor. Önce kabul, sonra pes etmeyeceksiniz. İnşallah güzel günler yakın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Sanırım anne ve babalar bizi izlediler. Sizin telefonlarınız durmayacak. Bu konuda destek isteyebilirler seve sizde. Seve seve, her zaman. Toplumda oran olarak ne kadar bu tür eğilimli olan çocuklar? Yani çok ciddi bir oran vermek pek doğru değil. Ama erkek çocuklarına daha sıklıkla rastlanılıyor. Şu anda öğretmen arkadaşlarımızın söylediği de yani 30 kişilik sınıfta 3 tane en az çıkıyor diyorlar. %10'la tekamül ediyor. Yani bunlar tabii takip edilip ya da fark edilen çocuklar. Tabii bir de fark edilmeyenler, evet, fark sonradan ortaya çıkan sürprizler de, evet, oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza ediyorum. Katıldınız. Çok ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgili seyirciler, programımızı burada noktalıyoruz. Zehra Hanım söylediği gibi bu tür çocukları olan anne ve babaların kendilerini araması halinde her türlü desteği vereceğini buradan söz verdi. Programımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.